Merhaba. Bugün sizlerle ticari gayrimenkul piyasasına ilişkin hem yeni bir endeksten bahsedeceğim hem de yayınlanmış olan bir raporun detaylarından bahsedeceğim. İlk olarak endeksten başlayalım. Biliyorsunuz konut fiyatlarını konut fiyat endeksiyle takip ediyoruz. Her ay Merkez Bankası tarafından düzenli olarak yayınlanıyor. Bu video ekoekspertiz.com sponsorluğunda hazırlanmıştır ekoekspertiz.com'la rahatlıkla online ekspertiz raporu alabilirsiniz. Kendi gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde ya da bir gayrimenkul satın almak istediğinizde bu gayrimenkulün değerini öğrenebileceğiniz bir platform. Örnek raporu inceleyebilir ya da o gayrimenkul için en uygun değerleme raporunu seçebilir ve hızlı bir şekilde ödemesini yaparak sistemden satın alabilirsiniz. Merkez Bankası çok uzun zamandır ticari gayrimenkul endeksi üzerinde çalışıyordu ve ilkini bu ay içerisinde yayınladı. Şimdilik her ay değil, her 3 ayda bir ticari gayrimenkul endeksini görebilme şansına sahip olacağız. Böylece bu endeksin içerisinde hem ofisler hem de dükkanlarla ilgili olarak fiyat değişimlerini görebileceğiz. Şimdilik 2023'ün 4. çeyreğine ilişkin endeks verilerini sizinle paylaşacağım. Bunu konut fiyat endeksleriyle yine aynı tarihli olan endekslerle karşılaştıracağım. Böylece aradaki farkı biraz göreceğiz. Ondan sonrasında da ticari gayrimenkul piyasasına ilişkin hazırlanmış güzel bir rapordan bazı başlıkları sizinle paylaşacağım. Ticari gayrimenkul endeksinin 2023 4. çeyrek verilerine baktığımız zaman 12 aylık değişimde nominal değişimin %98 olduğunu görüyoruz. Aynı dönemdeki konut fiyat değişimlerine baktığımız zaman bu defa %89'u görüyoruz. Yani ticari gayrimenkul fiyatları konutlardan daha fazla artış göstermiş. Bu nominaldeki veri. Reeldeki değişimlere baktığımız zaman ticari gayrimenkullerde reeldeki değişime baktığımız zaman yıllık reelde değişimin %22 olduğunu görüyoruz. Aynı dönemde konut fiyatlarındaki reel değişim ise %17 civarında. Endeksin iki alt kırılımı var. Bunun içerisinde ticari gayrimenkul dediğimiz zaman ana başlığı görüyoruz. Altındaysa dükkan ve ofisleri görüyoruz. Dükkanlardan kasıt mağazalar vesaire. Dükkanlardaki değişime baktığımız zaman nominalde %98.9 yani %99 değişim olduğunu görüyoruz. Ancak ofislere baktığımız zaman değişimin biraz daha düşük olduğunu yani %94 olduğunu görüyoruz. Reel'e de bakalım hemen. Dükkanlarda reel'deki değişim %22'nin üzerindeyken ofislerdeki değişim %19'larda. Değer artışı açısından baktığımız zaman dükkanların değer artışlarının daha fazla olduğunu, ofislerin değer artışlarının daha düşük olduğunu görüyoruz. 2023'ün 4. çeyreği aynı dönemin bir sene öncesiyle karşılaştırdığımız zaman. Bu endeksin bize sağladığı 3 veri daha var. Bunlar da şehirlere göre. İstanbul, Ankara, İzmir'e göre baktığımız zaman en fazla değişimin Ankara'da olduğunu görüyoruz. Nominalde %110'luk bir değişim var. Çok küçük farkla hemen arkasından İzmir geliyor. Onda da %110'luk bir değişim var. Ama ama ortalamanın altında kalan şehir ise İstanbul. %80'lik bir değişimle Türkiye ortalamasının altında ticari gayrimenkullerdeki değişimin olduğunu görüyoruz. Konut fiyatlarındaki ortalamanın altında kalan İstanbul ticari gayrimenkulde de ortalamanın altında kalmış olarak gözüküyor. Ticari gayrimenkul endeksine bir giriş yapmış olduk. Bundan sonra her 3 ayda bir yayınlandığı zaman ben sizinle bu bilgileri paylaşacağım. Hemen videonun başında bahsettiğim bir rapordan da bazı bilgileri sizinle paylaşacağım. Böylece ticari gayrimenkul ilişkin verileri tamamlamış olacağız. Kuşman Wakefield İstanbul'un ana caddeleri diye bir rapor hazırladı. Bu raporun içerisinde dikkat çeken başlıkları sizler için derledim. Ana caddeler dediğimiz zaman aslında alışveriş merkezleriyle rekabet içerisinde olan caddelerden bahsediliyor. Bu caddelerin başında İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi ve Nişantaşı'nda Abdi İpekçi Caddesi geliyor. Genel ortalamada baktığımız zaman geçen sene caddelerdeki yaya trafiğinin geçen sene oranla artış gösterdiği görülüyor. Bu yaya trafiği caddeler için alışveriş merkezleri gibi önemli bir kriter. Ne kadar fazla yaya hareketliliği olursa bu oradaki ticari aktiviteyi de etkiliyor haliyle. Bazı caddelerde kentsel dönüşüm hareketlilikleri olmaya başladı. Bu caddelerde kentsel dönüşüm sonrasında dükkanların %39'unun yeniden kiraya verildiğini görüyoruz. Perakende piyasasında bu caddelerde en fazla hareketliliğin giyim ve ayakkabı sektöründe olduğu görülüyor. Arkasındansa yeme içmeye yönelik dükkan kiralamalarının olduğu görülüyor. 2022 ile karşılaştırıldığı zaman 2023 yılı içerisinde boş olan dükkanların %40'ının kiraya verilebildiğini görüyoruz. Diğer tarafından bakarsak %60'ının ise kiralanamadığını düşünebiliriz. Bu caddeler genelinde baktığımız zaman markaları yerli ve yabancı markalar olarak değerlendirdiğimizde yerel markalar caddelerde büyük bir ağırlığa sahip ve %82,5'unun yerel markalardan oluştuğu görülmüş. Bu 3 ana cadde özelinde baktığımız zaman kiralama işlemlerinin artarken metrekare alanların küçüldüğü görülmüş. Bu üç ana cadde içerisinde Bağdat Caddesi'nde çok daha fazla kentsel dönüşüm olduğu için arz eksikliğinden dolayı işlem hacimleri düşerken bu defa metrekarelerin Bağdat Caddesi'nde arttığı görüldü. Caddeleri kendi içerisinde değerlendirdiğimiz zaman İstiklal Caddesi en fazla yaya hareketliliğin olduğu cadde olurken Abdi İpekçi Caddesi ise en pahalı cadde olma özelliğini korumuş oldu. Markaların caddeler içerisindeki dağılımına baktığımız zaman %82.5'unun yerli markalardan oluştuğunu söylemiştik. Ama Bağdat Caddesi'ne baktığımız zaman en fazla yabancı markanın Bağdat Caddesi'nde olduğu görülüyor. Yani %21 ile Bağdat Caddesi yabancı yabancı markaların daha çok tercih ettiği yer olarak görülüyor. Sonrasında İstiklal Caddesi, sonrasındaysa Abdülpekçi Caddesi geliyor. Yabancı markaların oranının büyüklüğüne baktığımız zaman. Rapordan ilgi çeken birkaç başlığa daha değinmek istiyorum. Özellikle trafik konusunda caddelerdeki farklaşmayı bize göstermesi açısından. 2022 ile 2023'ün karşılaştırmasını yaptığımız zaman hafta içi trafiğinde İstiklal Caddesi'nde hafta içi trafiğin azaldığı ama hafta sonu trafiğinin arttığı görülüyor. Bağdat Caddesi'ne baktığımız zaman Durum biraz daha değişik. Orada hafta içi trafiği artarken hafta sonu trafiğinin azaldığı görülüyor. Nişan taşında ise hafta içi ve hafta sonunda bir değişim yok. Yani daha istikrarlı bir alan olarak görülüyor nişan taşı. Raporun içerisindeki diğer detaylara ulaşmak isterseniz başta da söylediğim gibi videonun altında açıklamalar bölümündeki linkten rapora ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.